Herkese merhabalar arkadaşlar. İkinci dönem, ikinci yazılı kampı, 9. sınıf matematik yazılı yazılıkla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar artık sizin için klasikleşmiş ve çok önemli bir yer tutan yazılı yazılıklarla sizlerle birlikteyiz. Ve bugün de müthiş bir konu özeti ve sonrasında da çok önemli, çok güzel sorulardan oluşmuş yazılı simülasyonu sizlerle birlikte olacak. Hatta ve hatta ödüllü soru da 11. soru olarak yazılıya aday bir soru arkadaşlar. Vakit kaybetmeyelim. 4. ünite tamamı 4. üniteden yani geometriden sorulacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Çünkü baya bir konu var, baya birikmiş ve buradan da çeşit çeşit sorular gelecek. Tutturamadığımız olabilir ama tutturduğumuz da kesinlikle olacaktır. Çünkü neden? Konu çok geniş arkadaşlar. Her türlü soru sorulabilir. Hatta açılardan biri 10 soru sorulabilir. O yüzden de arkadaşlar elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Dar açı diyor arkadaşım. Dar açı dediğinde ne gelecek aklıma? 0 derece ile 90 derece arasındaki açılara biz dar açı diyorduk. Dik açı nedir arkadaşım? Alfa açısı 90 derece ise biz buna dik açı diyorduk. Doğru açı nedir arkadaşım? Alfa eşittir. 180 derece ise biz buna doğru açı diyorduk. Ve de arkadaşım tam açı neydi? Alfa dediğim şey 360 derece. Yani bir açı hop dönüp kendi yerine geliyorsa biz buna da tam açı diyorduk. Ve arkadaşım bilmen gereken birinci mevzu. Bak bunlar zaten klasik bilinen şeyler. Ve arkadaşım unutma bir de geniş açı vardı. Geniş açıyı söyleyeyim. Geniş açıda 90 derece ile 180 derece arasındaki açılarda geniş açı denirdi. Aklımda olsun. Bütünler ile tümler açıdan soru sorulabilir. Ama o kadar çok konu var ki oraya soru kalacağını düşünmüyorum. Ama yine de söyleyelim. Bütünler açı bakın adı üzerinde bunlardan birisi 90 birisi 180'di. T'de gördüğüm gibi şurada köşede 90 olduğu için iki tane açı toplamı 90 dereceyse biz bunlara tümler açılar diyorduk. Bütünler açılarda da arkadaşlar bakın B burası da 180 oluyor. B'den 180 geliyor. Şöyle B 180 oradan aklına gelebilir. Alfa artı beta da 180 derece ise biz de bunlara bütünler açılıyorduk. Burada bütünlerle tümleri sorarsa birine alfa dersen diğerine de tümlerde 90 eksi alfa diye aklında kalsın daha hızlı yaparsın. Bir de arkadaşım iki tane paralel doğruyu kesen bir doğrumuz vardı. Orada da bize çok önemli kurallar söylüyordu. Onlar neydi? Yöndeş açılar vardı. Bakın buradaki a ile buradaki ne? Ne yapıyorlar? Sağ yukarı. B ile M sağ aşağı. D ile P Sol yukarı C ile R de sağ sol aşağı bakıyor. Bunlar aynı yöne baktıkları için A ile N, B ile M, D ile P, C ile R birbirine eşitlerdi arkadaşım. Ve aynı zamanda aynı zamanda iç terste alan açılar bakın C ile N ve B ile P iç terste kaldıkları için birbirine eşitlerdi. Bir de dışarıda ve terste kalanlar vardı. Dış ters açılar A ile R, M ile D de birbirine terste kaldıkları için eşitlerdi arkadaşlar. Ve bunlarla birlikte çok önemli kurallarımız vardı. Onlar da Z kuralıydı. Buradan daha ziyade bu kuralları bilmek bizim için önemliydi. Z kuralı neydi arkadaşım? Z harfini gördüğünde bu içeride kalan açılar birbirine eşitti. Hatta ve hatta şöyle bir Z de olabilirdi. Biraz önce söylediğimiz gibi iç tersten dolayı B ile P de birbirine eşitti. Bir de U kuralı vardı arkadaşım. U kuralı ya da C kuralı. Neydi? Böyle bir U'da içeride kalan bu iki açının alfa ile beta dersek alfa ile beta'nın toplamı neydi? 180 dereceydi. Neden? Çünkü şu beta'yı yukarı çıkartırsak yöndeşten dolayı toplamları doğru açılıyordu. Doğru açıda 180 dereceydi. Ve de M kuralı arkadaşım, M kuralına baktığında da burası alfa, burası beta, burası teta ise Gördüğün gibi sağ tarafa bakanlar sol tarafa bakanlara eşitti. Hatta burada bu zikzak şeklinde olabilirdi. Zikzakta bütün sağ tarafa bakanlar bütün sol tarafa bakanlara eşitti. Bir de roket kuralı vardı arkadaşım. Roket kuralı da üçgen gibi gözüken şuradaki üç tane açının toplamı burada dışarıda arada kalan roketin ateşleme kısmındaki Nedir? Bu açı eşitti. 3 tane içeride kalan kısım. Arkadaşlar bu arada aklıma gelmişken bunları böyle anlattım da geçen videoda da söylemiştim. Yazılı notlarında da bakın arkadaşlar sayfa neredeyiz bakalım? Sayfa 105'te. Bakın orada da komşu, bütünler, tümler, ters açılar her şeyi anlattı ve benim burada söylediğim bakın burada söylediğim iki doğru bir kesen vardı ya onu da gördüğün gibi çok güzel şekillerle kısa kısa hemen özet bir şekilde bakın roket kuralı kalem ucu ZCUM kurallarını söylemiş oldu ve burada da bunlardan bahsetmiş oldu. İşte dediğim gibi geçen günde çok küçük, her zaman yanında taşıyabileceğin, yazılda sana yardımcı olabilecek ve sadece matematik değil, gördüğün gibi açtığım bu sefer ne geldi? Kimya geldi. Bakın kimyada da yine şekillerle, görsel şekillerle akılda kalıcı bir şekilde yine sana Fark attıracak, diğer yazılarda sana yardımcı olacak bir kitapçık. Gördüğün gibi bu anlattığımızın özeti aynen orada da daha şekilli, daha renkli olarak da var. Sen de yanında bulunursa çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Geçtim. Üçgende açı vardı. Üçgende açı neydi arkadaşım? A, B, C iç açılardı. X, Y, Z de dış açılardı. İç açılar toplamı 180 dereceydi. Bütün çokgenler, üçgenler, dörtgenler, beşgenler hepsinde olduğu gibi dış açılar toplamı da 360 dereceydi. Ve unutma arkadaşım mükemmel önemli. Çok önemli. İki tane iç açının toplamı diğerinin dışına eşitti. Bakın A ile B'nin toplamı Z'ye eşit. Burada ne demişiz? Şurada X var ya bunun dışı diğer içlerin toplamı. B ile C'nin toplamı nedir? A'nın dışına eşittir. İki tane için toplamı diğerinin dışına eşittir. Bak unutma bunu aklında kalsın. İkiz kenar üçgen neydi arkadaşım? İkiz kenar üçgende de gördüğün gibi İki kenar birbirine eşitse biz buna ikiz kenar diyoruz. En büyük özelliği ikiz kenarları gören açılarda birbirine eşitti. Ve de burada yaki diye bir kural vardı. Yüksekliği indirdiğin anda burada ne olurdu arkadaşım? Yükseklik açı ortayla ve de kenar ortayla birbirine eşit olmuş olacaktı. Şöyle tek çizelim. Bu da yakinin ikiz kenarı oluşturduğunu söylemiş olacaktık. Ve de açık kavramında da eşkenar üçgende de arkadaşım burada 60 derece, 60 derece ve 60 derece. Çünkü niye? 3 kenar birbirine eşitse 3 açı da birbirine eşit olmalı. 180'i 3'e bölersek 60 60 60 olacaktı. Ve de açılarda sorulabilecek en muhteşem olan şeylerden bir de muhteşem üçlüydü. O da neydi arkadaşım? 90 derecelik bir üçgende bir tane kenar ortay 90'dan inen kenar ortay ne yapar? Kenar ortay adı üzerinde ikiye böler. Böldüğü parçalara eşit olacaktı bu kenar ortay. Unutma 90 varsa bir çizgi varsa burası varsa bu da vardır. İkisi varsa bu da vardır. Ya da 90 var şu ikisi var o zaman bu da vardır diyeceksin. Unutma aklında kalsın. Açı kenar bağıntılarında ne vardı arkadaşım? Açı kenar bağıntıları bize şunu söylüyordu. Hangi açı büyükse onun karşısındaki kenar büyüktü. Büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar vardı ya da tam tersinden söylersek büyük kenarın karşısında büyük açı küçük kenarın karşısında küçük açı vardı. Açılarla kenarlar birbirine neydi? Orantılıydı. Küçük küçük büyüğe büyük olacaktı. Ve üçgen eşitsizliği dediğimiz bir olay vardı. Mesela a'ya bakarsak bu kenar diğer iki kenarın toplamından küçük farkından da büyük olacaktı. Neden mutlak değer? Çünkü küçükten büyük hangisi küçük hangisi büyük bilmiyoruz negatif olmayacağı için hemen ne dedik mutlak değer dedik. Gördüğün gibi arkadaşım bunu unutmuyorsun. Bu muhteşem önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Geldim. Bir de özel durum vardı. O da neydi? 90'dan büyük ya da küçük muhabbetiydi. Bir kenar 90 olsaydı ne olurdu? A kare eşittir B kare artı C kare olacaktı. Bakın soruda size verilmediyse ya da farklı farklı yöntemlerle çaktırılmadıysa o zaman sen bunu kullanmayacaksın. Mesela adam sana derse ki bu ikiz kenar üçgen derse mesela şuraya ikiz kenar verirse bakın buradaki açı yüzde yüz doksandan küçüktür. O zaman buradaki açı da doksandan büyüktür yüzde Bakın böyle çaktırmazsa sen bunu kullanamazsın. Ama böyle sana çaktırmadan da 90'dan büyük olduğunu verirse o zaman sen ne yapacaksın? Bu olayı kullanacaksın arkadaşım. İşte 90'dan küçükse diyorsun ki A'nın karşısı yani alfanın karşısındaki A B kare artı C kareden küçüktür. 90 olsaydı eşitti. 90'dan küçükse küçüktür. 90'dan büyükse ne olacaktır? Tabii ki de A kare B kare artı C kareden büyük olacaktır. Açık kenar bağıntılarında bu mevzuları unutmayın. Tekrardan söylüyorum. ...90 ile ilgili bir mevzu yoksa, "Aa orası 90'dan büyük gözüküyor ya da küçük gözüküyor" diyemez. Mesela bu açı 90'dan küçük gözüküyor diyemezsin. Onu soruda sana çarptıracak... ya da söyleyecek. Unutma bunu aklında tut. Geçtim. Üçgende eşlik ve benzerlik vardı arkadaşım. Eşlik ve benzerlik şöyle söyleyebiliriz. Eşlik dediğimiz şey iki üçgenin açılarının karşılıklı kenarlarıyla birebir örtüşmesiydi. Mesela bu tek kenarsa bu tek kenarsa. Burası çift çizgiyse burası dalgaysa Mesela burası çift çizgide burası dalgaysa. Gördüğün gibi bütün kenarlar birbirine eşit. Ama burada bir özellik daha var. Bunlara karşılık çift çizgi açısı, tek çizgi açısı ve tek nokta açısı. Bakın dalgayı tek nokta görüyor. Dalgayı o zaman tek nokta görecek. Çift çizgiyi çift çizgi açısı görüyor. Bunu da tek çizgi açısı görüyor. O zaman ne dedik? Demek ki bütün açılarım eşit ve üstüne üstlük Gördüğü kenarlarda birbirine eşitse biz bunlara eşliyoruz. Peki her zaman böyle verecekler mi? Vermeyecekler. Ne yapacaklar arkadaşım? Sana diyecek ki burada bir alfa açım var ve şu kenarım dalga, bu kenarım çift çizgi. Başka bir üçgende de yine sana diyecek ki burası alfa, bir tarafım dalga, bir tarafım çift çizgi. O zaman diyeceksin ki kardeşim diyeceksin ki bu ikisi eş üçgenlerdir. Burası nokta, burası çift çizgidir diyeceksin. O zaman burası nokta. Burası çift çizgidir diyeceksin. Ve diyeceksin ki bütün kenarlar ve bütün açılar birbirine eşit ve karşılıklı olarak eşit diyeceksin. Bazen de üç kenarı birbirine eşit verecek. O zaman zaten fazla söze gerek yok. Diyeceksin ki bunlar eş üçgenlerdir. Ve diyeceksin ki bunlara karşılık gelen açılarda eşittir diyeceksin. Kenar kenar kenarda önemli olan kenarların haricinde karşılarındaki açılarında birbirine eşit olmasıdır. Ve açı kenar da da ne vardı? Bakın sana iki tane açı verecek. Bu açıyla bu açıyı verecek ve de diyecek ki burası dalga. Burada da diyecek ki mesela bu açıyla şu açıyı verecek ve arasındakine dalga diyecek. Bakın açı kenar açı, açı kenar açı, açı kenar açı. Burada dikkat etmeniz gereken şey yine söylüyorum. Sen burada üçüncünün de nokta olduğunu ve burada noktanın karşısında dalga, noktanın karşısında dalga kenarı olduğunu ve diğerlerinde de çift çizgiye tek çizgi, çift çizgiye tek çizgi olduğunu bilmen lazım. Aynısının tıpkısının benzeri. Bakın benzeri diyorum niye benzerlik çünkü burada da benim açılarım yine yüzde yüz birbirinin aynısı. Bakın açılar yine birbirinin aynısı. Açılar birbirinin aynısı mesela bakın açılar birbirinin aynısı. Hocam bunlar eştir diyemezsin. Bakın hemen noktanın karşısına ya da tek çizginin karşısına bakacaksın. Baktığında gördüğünde bu kenarlar beşe beşse eştir dersin. Ama gelip bu kenarın 10, bu kenarın 5 ise arkadaşım o zaman sen ne yapacaksın? Diyeceksin ki noktaların karşısı 10'a 5 o zaman bunlar benzer. Ve benzerlik oranı 2'ye 1. 10'a 5, 2'ye 1. O zaman ne yapıyorsun? Tek noktanın karşısı 5, tek noktanın karşısı olsa çift çizginin karşısı 2K, çift çizginin karşısı K. Bakın 10 olan buydu, 5 olan buydu. 2 olan bu, 1 olan bu olacak. O zaman tek çizginin karşısı 2M'dir. O zaman tek çizginin karşısı M'dir. Bakın bütün herkes 2'nin katı, bütün herkes 1'in bir katı unutma aklında olsun. Kenar açı kenarda ne gördüysen burada da aynısı. Yalnız burada kenarlar oranlı olacak. Mesela adam sana 2K, 2M nokta verecek. K, M nokta verecek. İşte öbür kenarlarında buradakileri de sen A'ya 2A'yı sen söyleye, söyleyeceksin. Kenar kenar kenarda da mesela 10, 20, 30 verecek. O zaman sen de 5, 10, 20 demiştik. 5, 10, 15 olduğunu sen söyleyeceksin ya da sana verecek bunları pardon. O zaman açıları da sen hemen karşılığına yazacaksın. Bütün kenarlar birbirinin iki katıysa o zaman bunlar kenar kenar benzerliğini sağlar. Bakın açı açı biraz önce açı kenar açıydı. Burada da ne var biliyor musunuz? Adam sana iki açıyı verirse üçüncü açıyı da sen biliyorsun. Üçüncü açıyı bildiğin anda da diyeceksin ki bunlar %100 benzer. Eşlik de bir benzerliktir. Yüzde benzer bakacaksın. Biri üçün katı, biri 5'in katıysa o zaman biri üçler, biri beşler üçgendir. Benzerlik oranında üç bölü beş ya da 5 bölü üçtür diyeceksin. Benzerlik aşırı önemli. Ve daha önemlisi benzerliğin teoremleri arkadaşlar. Temel orantı teoreminde bilmen gereken şey bakın bir üçgen varsa hemen ortadan bir tane çizgi çektiğimde bakın paralel çektiğimde daha doğrusu paralelse bakın burası tek, tek çizgiler buralarda çift çizgiler Bakın üstteki küçük üçgenle tamamı olan büyük üçgen aynı açılara sahip olduğu için ve kenarları büyüklük küçüklük eşit olmadığı için bunlar %100 benzerdir arkadaşım. Benzerse o zaman bakın adam buraya k diyecek, buraya bilmem bir şey diyecek. O zaman benzerlik buranın buraya oranı, buranın buraya oranı, buranın da buraya oranı olacak. Ama burada ekstradan bile bir şey söyleyebiliriz. Bunlar karşılıklı oranlı da diyebiliriz. Mesela şurası A ise Burası B ise burası C ise burası D ise C bölü D de diyebilirim. Mesela burası 2 diyelim. Burası 5. O zaman burası da 2K'ya 5K'dır diyebilirsin. Yani sağa sola sol sağ önemlidir. Ve bununla ilgili çok güzel video yapmıştık. Hocam burayı tam anlayamadım diyorsan o videodaki soruları da izle. Çünkü banka soru çok kolay bir çok kolay anlaşılabilecek bir mevzu. Evet zor bir konu ama uzun videoda da aklımda olsun orada da söylemiştik. Ve de arkadaşım geldim Tales teoremine. Thales teoreminde ne diyorum peki? Thales teoreminde de diyorum ki bakın Thales teoreminde de söylediğim şey şu. Yine burada 3 tane doğru birbirine paralelse böyle boru gibi gidiyorsa işte burada da yine A, B, C, D varsa ister A bölü B eşittir C bölü C de D de istersen A'nın C'ye B'nin de D'ye oranında. Bakın sadece bunların yerini değiştirmiş oldum. Biliyorsunuz ki oran oranında yer değiştirme vardı diye söylemiş olduk. Kelebek kuralına geldiğimizde de kelebek kuralı bize ne söylüyordu arkadaşım? Kelebekte de yine bakın bu açılar birbirine aynısı. Z'den dolayı bakın A, B, B paralel olacak tabii ki de. Bakın burası çift çizgi ise o zaman burası da çift çizgi. Burası tek nokta ise Z kuralından dolayı tek nokta. O zaman yukarı ile aşağısı birbirine ne dedik arkadaşım? Birbirine benzer üçgenlerdir diye söylemiş olduk. Bakın arkadaşlar yine söylüyorum. burada yazılım notlarında da bakın aynı şekilde süper söyledik. Hatta örnek soru da koyduk buraya. Bu örnek soru yazılda çıkabilir. Haberin olsun. O kadar yani. Yazılda çıkabilir haberin olsun. Burada da Tales ve temel anlatı teoremi de yine var. Burada da yine bu teoremleri de gördüğün gibi nasıl uygulayacağını, nasıl yapacağını da söylemiş oluyoruz. Örneklerle de sana bunu söylemiş olduk. Birazdan da alan anlatırken de bu tarafı da söylemiş olacağım. Gördüğün gibi kısa kısa renkli renkli Dediğim gibi yanında bulabildireceğin bir tane kitapçık ve de tarihi falan da bakın karikatürlerle de yine akılda kalıcı şeyler yapmışlar dedim. Benim hoşuma gitti ve sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Ve bunu da ya küçük olduğu için de geçen de söylemiştim. Yatmadan önce yatakta otobüste giderken otobüste hatta ve hatta kantinde toz sırası beklerken bile bakabilirsin demiştik. Bu arada burası A ise burası B ise A'nın B'ye oranı C'nin D'ye oranı bakın noktaların oranı. Ve de şurada da K'nın M oranını da söyleyebiliriz. Burada dikkat etmeniz gereken bakın C'nin D'ye diyorsan bununla başladıysan A'nın da B'ye diyeceksin. Yani bununla devam edeceksin. Gidip de burada M'nin K'ya diyemezsin. Neden? Kimle hangi üçgenle başladıysan o üçgenle devam etmelisin. Açıları buldun mu? Hemen yapıştır. Şu mevzuyu yaz. Hatta ve hatta videolardan belki izlediyseniz hatırlarsınız. izlemediyseniz tekrar olarak izleyebilirsiniz. Ben direkt bunların başlarına direkt böyle kimin açısının karşısını yazdığımı hatırlamak adına böyle açıların şekillerini de koyuyorum. Çok daha güzel oluyor. Geldim açı ortay mevzusuna. Açı ortay mevzusu neydi arkadaşım? Açı ortay genel bir kuralı vardı. İki tane bir açıyı iki eş parçaya bölen şey açı ortay diyorduk. Bu OC açı ortaydı ışını. Ve de burada açı ortayın üzerinden bir noktadan kollara indirilen dikmeler nedir arkadaşım? Birbirine eşittir. Hatta ve hatta bu kollarda ayrılan parçalarda yine birbirine eşitti. Bu genel kuraldı ve açı ortay diklik gördüysen hemen koldan indirilen diğerinde sen indireceksin unutma. İç açı ortay kuralı vardı. O da şuydu arkadaşım. Burası A burası B. Burası M burası N ise ya da K ise hemen sen buradan M'nin A oranı K'nın B oranı diyordun. Yani sağların sola oranı diyordun. Ya da üstlerin alta oranı Bakın üstlerin M'nin K'ya oranı nedir? A'nın B oranı. Yalnız yine sırayı kaçırmıyorsun. M'den başlıyorsan A ile devam edeceksin. Bakın sadece içleri yer değiştirmiş olduk. Bu da aklın olsun. Tam tersi de yazılabilir mi? Yazılabilir. Aynısının tıpkısının benzeri. Bakın dıştan da gelen bir nokta. Benim referans noktamdı. Bakın çok karıştırılır. Şekil ters dönse kafan karışır. Ama artık karışmayacak. Bakın açı ortayla referans noktanı aldın. Yola çıktın. Yanlış yola girdin. Şurası A şurası B A'nın B'ye oranı. Geri geldin. Yanlış ya. Kafa karışmasın. Buradan baştan başlıyorsun. C'nin nereye? D oranı. Yine bu yola geçmen lazımdı. O yüzden de bulayı bitirdin. Ne yaptık arkadaşım? Burada referans noktası. Kısadan girdim. Kısaya girdim. A bölü B. Uzundan girdim. Uzuna geçtim. Bu da C bölü D diye açı ortay dış açı ortay kuralı aklımda olsun. Geldim kenar ortay. Kenar orta dikme ve yüksekliğe. Bakın arkadaşlar bir kenardan bir köşeden karşı kenarı ikiye bölen şeye biz kenar ortay diyorduk. Ve kenar ortaylar bir noktada kesirdi. Bu kesiştikleri noktaya ağırlık merkezi diyordum ben arkadaşım. Ağırlık merkezinin özelliği neydi? Özelliği 2K'ya K mevzusuydu. Köşeye 2, kenara 1 vardı arkadaşım. Bakın köşeye 2, kenara 1'di diye bu ağırlık merkezi kenar ortayları 2'ye 1 ayırırdı. Yani 3 parçanın ikisini köşeye, birini kenara verirdi. Aklımda olsun. Ve de 3-1-2 kuralı vardı. Belki de sınavda bunu da sorabilirler. Bakın bu kenar ortay. Bu kenar ortaysa bu da kenar ortaysa hemen şurada bir orta taban yaparlarsa bakın orta taban yaparlarsa 3-1-2 kuralı unutmayalım. 3-1-2 bunu karıştırmayalım. 3-2-1 değil. 3-1-2 kuralı yukarısı 3K ortası K Aşağısı 2K. Bakın 4K'ya 2K oldu. Orta taban olduğu için de 3K'ya 3K oldu. Yani 3K, K, 2K, 3, 1, 2 kuralını unutmayacaksın. Ve de muhteşem üçlülerde de yine ne vardır arkadaşım muhteşem üçlülerde de? Yine bizim için kenar ortay vardır aklımda olsun dedim. Burayı da unutma. Ha. Geldim kenar orta dikmeye. Kenar orta dikmedi. bilindik bir şey. Sınavda sorulacağını düşünmüyorum ama. Aklında olsun yükseklikte kenar orta dikme sorulmaz. Yükseklik belki Pisagor olarak sorulur ama diklik merkezi falan filan sorulmayacağını düşünüyorum. Kenar orta dikmeyi de kısaca geçelim. Kenarı bir kenarı ortadan ikiye bölen ama dik kesen doğruya biz kenar orta dikme diyoruz. Mesela bakın şurada iki parça olsun ve buradan da bu şöyle geçsin. Bakın unutmayın diğer kenarın diğer kenarında tek çizgi tek çizgi olsun. Bakın öbür küsü de yine bu noktadan geçecektir. Ve de burası da diktir diyeceğim. Peki ve bunlar bir noktada kesişirler. Bu noktaya da çevrel çevrenin merkezinin çevrel çevresel çember ya da çevrel çember diyebilirsiniz. O da ne demek biliyor musun? Bu üçgeni çevreleyen bir tane çember. Üçgeni çevreleyen çevrel çember ya da çevresel çember fark etmez. Burada işte şunlar bunun R'si olur köşelere giden ve de bakın burada bir ikiz kenar çıkar. Yine tabanı ikiye bölmüş ve dik gelmiş. Burada da bunlar da işte bu çevrel çemberin yarıçapları olduğu için bunlar da ikiz kenar sağlamış oluyor. Aklımda olsun çevrel çemberin merkezi derse biz de burada kenar orta dikme gelecek aklımıza. Yükseklik neydi? Bir köşeden karşı kenara dikinen şeydi. Biz de buna bir de şunu söyle, ekleyelim hemen. Yükseklikler de yine bir noktadaki şir Buna da biz diklik merkezi deriz. Aklımızda olsun. Geldik dik üçgene. Dik üçgende Pisagor kuralı vardı. Pisagor bağıntısı vardı. O da hipotenüsün karesi. Bakın 90'ın karşısında hipotenüs demiştik. A kare neydi arkadaşım? Dik kenarların kareleri toplamıydı. B kare artı C kareydi. Ve Pisagor'u kullanmamızı engelleyen demeyeyim de Pisagor'u kullanmasak da olur dediğim bir şey vardı. O da 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17 ve de 7 24 25 üçgeni. İşte bunu da yüzde %100 buradan soru gelecektir arkadaşım. Bak buradan soru yüzde %100 gelecektir. Çünkü öğretmenlerimiz ÖSYM bu dördünü sormadan yapamaz. Hatta ve hatta bunun yanında Pisagor'u da sormadan yapamaz arkadaşım. Olmazsa olmazımız buradan %100 gelir dediğimiz şey nedir? Pisagor'dur. Ve Öklit Öklit'te de arkadaşım kesin çıkar diyebileceğim bir şeydi. Yine buradan soru gelebilir diyeceğim de Öklit arkadaşım. Çünkü Öklit'te olmazsa olmaz. Neydi Öklit arkadaşım? Bakın 90 dereceden aşağıya indirdiğim bir yükseklik varsa 90 derecenin olduğu köşeden aşağıya bir yükseklik indiriyorsam bu neydi arkadaşım? Yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımıydı. Bu bir. İkincisi neydi arkadaşım? Sol parçanın karesi yani sol kenarın karesi sol parça çarpı tamamıydı ya da sağ kenarın karesi neydi sağ parça çarpı tamamıydı işte bu. Bunu da unutmuyorsun çünkü buradan %100 soru gelecektir dedim ve geçtim. Bu arada unutmadan şunu da söyleyelim yine yazılda %100 sorulacak olan bir şey varsa arkadaşım kenar ortaydır. Bunların ikisinden soru beklemiyorum. Ve açı ortayla da kesinlikle ve kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle derken kesin çıkacak olan iç açı ortay ve dış açı ortaydır. Buradan da soru gelebilir ama kesin çıkacak olan iç açı ortay ve dış açı ortaydır dedim. Ve bu kısmı da geçmiş oldu. Arkadaşlar bunlar çok önemli mevzular. Bunlar yazılılarda kesinlikle sorulacak şeylerdir dedim. Ve bunu da bitirdim. Son olarak şu kuralı da söyleyelim. Üçüncü kuralımız da neydi? Burada da alandan dolayı yiyordu. Dik kenarların çarpımının yarısı yükseklik çarpı tabandı. Yükseklik çarpı tabanın yarısıydı. Tabi bölü ikileri atarsak da öklit teoremini de tamamlamış oluruz. Yine söylüyorum buralardan %100 soru gelecektir. Son kısma geldik artık. Trigonometrik oranlar vardı. Trigonometri neydi? 90 derecede bir alfa açısıyla oluşan trigonometrik oranlar vardı. Trigonometrik oranlarda sinüs karşı bölü hipotenüstü kosinüs adı üzerinde kosinüstü komşu bölü hipotenüstü ve de devam edersek de tanjant karşı bölü komşuydu. Ko tanjant da komşu bölü karşıydı. Tanjantın tam tersiydi. Ve açıları ezbere bilmemiz gerekiyor diyordum. Ve bunları da nereden böyle çok iyi söylüyorduk? Tabii ki de özel üçgenlerden. Özel üçgenlerimizde neler vardı? Ne vardı? 30-60-90 üçgeni vardı. Onu da burada hatırlatmış olalım. A 90'ın karşısı 2A, 60'ın karşısı A kök 3'tü. Ve de diğer bilmem gereken süper üçgen burası 45, burası 45, burası 90'dı. O zaman burası da A, A, A kök Bakın sinüs 30 karşı bölü hipotenüs 1 bölü 2 dedik ve hatta kosinüs 60. Sin 45'te cos 45 kök 2 bölü 2 ya da 1 bölü kök 2 de diyebilirsin. Sin 60 neydi? Sin 60 karşı bölü hipotenüsten dolayı Bakın kök 3 bölü 2 idi. Hemen buradan da tanjant 30'ları kotanjant atmışları da yine bu iki üçgenden dolayı da rahat bir şekilde görebilirsiniz. Geçtim. Bir de birim çember üzerinde bir nokta sorulabilirdi. Onu da zaten soru üzerinde göstereceğim. Burada anlatmaya gerek yok. Birim çember üzerinden de nokta sorulabilirdi dedik geçtik. Üçgende alan ve alan uygulamaları da son kısım artık. Burayı da bitirdikten sonra sorulara geçeceğim. Bir üçgende alan nasıl bulunur? Burada en önemli şey üçgenin alanı iki farklı, üç farklı şekilde bulun. Ya doğrusu e, üçgende alan yükseklik çarpı taban bölü iki olarak bulunacaktı. Dar açılı üçgenlerde direkt içeriden 90'lar gelirdi. Zaten mesela burası A ise şu yüksekliğim H A'ydı. O zaman taban çarpı yükseklik bölü iki. Bakın dar açılı üçgende böyleydi. Ya da şurası H B. H B çarpı B bölü 2 Fark etmez. Dik üçgende de yine dik kenarlar çarpımı C çarpı B bölü 2 olabilir. Çünkü bakın bu bir tabansa bu tabana dik olan şey doğru benim diğer kenarım. İşte dik üçgende dik kenarların çarpımı bölü 2 olabilir. Yani B çarpı C bölü 2 olabilir. Ve de aynı zamanda da H A çarpı A bölü 2 de olabilir. Yani A'ya gelen yükseklik çarpı A bölü 2 de olabilir. Hiç fark etmez ikisi de olur. Ama geniş açılı üçgende bakın H C bölü C yapıp C bölü 2 yapabilirim. İçeriden çünkü şu üçgene odaklanıyoruz arkadaşlar. Şu üçgene odaklanıyoruz. Bakın içeriden bir H C ve C bölü 2 yapabilirim. Ama A benim. A burada C açım geniş açı olduğu için A'nın yüksekliği dışarıdandır. İşte H a çarpı şuradaki A yaparsan yine o şu A'nın taradığı yer kadar alan olur. Ya da tam tersi. Bakın buradan bakarsak HB. HB burası B olduğuna göre. HB B'den dolayı nedir arkadaşım? Ne olacaktır? Yine dışarıdan yükseklik çarpı taban bölü 2. Yine benim için üçgen alanı. Hatta yazalım. Bakın dışarıdan HB çarpı B bölü 2 de yine benim için alandır. Ve geldim son kısma. Bakın alan bir de şu yöntemle bulunabilir. Sinüslü alan teoremi diyoruz. Ne vardır arkadaşım burada? Bir alfa açısı varsa 1 bölü 2 çarpı bakın 1 bölü 2 yine bölü 2'deki gibi kenarlarım A ile C bu sefer de benim aradaki açının sinüsünü yazıyorsun. Yani 1 bölü 2 çarpı A çarpı C çarpı sinüs alfa yapıyorsun. Ve unutma eşkenar üçgenin kenarı verildiyse bakın bir eşkenar üçgen verildi sana kenarları A A A ise işte bunu da A kare kök 3 bölü 4 diye ezbere bilmem lazım aklımda olsun. Bakın gördüğünüz gibi iki çeşit söyledik. İki çeşit alan bulma yöntemi var. Bunları da söylemiş olduk. Ve arkadaşım unutma. 3 farklı da uygulaması var bunların. Birincisi şu. Tabanları sabit tutarsam. Bakın tabanları sabit tutarsam. iki paralel arasında tepe noktasını istediğim yere çekeyim. Neden? Çünkü yüksekliğim aynı kaldığı için. Bakın ister bu alan olsun. ister şu alan olsun. Yükseklikleri aynı, tabanları aynı olduğu için iki paralel arasında tepe noktasını istediğim yere kaydırabilirim. Çünkü buradaki bu üç üçgenin sarı, mavi ve kırmızı üçgenin alanları birbirine eşittir. Ne zaman? D1, D2'ye paralelse. Ve arkadaşım unutma iki tane üçgen var burada. Sağ ve sol üçgen ABD ile ADC, ACD üçgenleri. Bu üçgenlerde ne nedir? nedir? Mesela MYK ise alanlar da MYK'dır. Tabanları. Bakın ben burada da tepeye göre bakıyorum. Tepe tabandır. O zaman ne olacak? Bu iki üçgende yine orandır. Mesela burası 3 ise şurası 5 ise hemen buraya 3S hemen buraya 5S diyebilirsin arkadaşım. Aklında olsun. Ve son olarak da iki üçgen birbirine benzerse mesela bakın şurada bir tane büyük üçgen bir tane küçük üçgen var diyelim. Mesela burası 5. Bunun kenarı 2. Bakın benzer olduklarında şöyle açılardan dolayı gösterelim. Mesela burası da çift çizgi açısı, burası da çift çizgi açısı. Bakın açılar birbirinin aynısı. O zaman hemen tek çizginin karşısı 5, tek çizginin karşısı 2. O zaman bu 5'ler bu da 2'ler üçgendir. O zaman bu adamın yüksekliği de 5'in bir katıdır. Ya 5h diyebiliriz. O zaman bununki de 2h diyebiliriz. Bakın 2 boyuta geçtim. Benzerlik oranım 5'e 2 ise alanları oranı da yükseklikler de işin içine gireceği için 25'e 4'tür. Yani sen bunun alanına Gidip de 25S yazarsan o zaman bunun alanında 2S değil, 5'e 2 değil, 25'e 4 yazmalısın dedim. Ve artık konu anlatımını bitirdim arkadaşım. Tam yarım saatte çok sağlam bir özet yaptık. Şimdi 10 sorumuzda 20 dakikada çözme vakti. İnşallah güzel bir şekilde çözeceğiz. Ben tabii öğretmen olduğum için Seriyi düzgün anlattığım için 20 dakikada çözeceğim ama sen sınavda da 40 dakikada güzel güzel yazacaksın ve öğretmeninden de tam puan alacaksın. Bu arada arkadaşım unutmadan şunu da söyleyeyim ve hocalarımızın sevdiği yer nedir? Üçgende alan özellikle dışarıdan çizilen alan hocalar sorar hocalar sever ve de hocalarımızın sevdiği bir başka yerde nedir arkadaşım? Şu alan mevzusu ne yapılır arkadaşım? Tabanlarla oranı hocalarımız sever ve hocalarımız sınavda sorar. Geldik sorularımıza. Bakın şimdi bütün konulardan ben soru yazmaya çalıştım. Açılardan, açı kenar bağıntılarından, dik üçgenden, açı ortay, kenar ortaydan, yüksek pisagordan. Yani her şeyden yazmaya çalıştım. Çünkü çok geniş arkadaşım, çok geniş. Hocalarınız da zaten çeşit çeşit soracaktır. İnşallah size yardımcı olacak sorular olmuştur diyelim ve geçelim. Bakın şimdi birinci sorum açı sorusu. Hemen anlamaya çalışalım. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Çift çizgi, çift çizgi, tek nokta, tek çizgi, çift çizgi, çift çizgi, tek çizgi. Aa, bütün kenarlar birbirinin aynısı olduğu için eş olduğunu fark ettim. Eşse arkadaşım, bak şu tepe açısına alfa diyeyim. Şurayalara da beta'ya beta diyeyim. Devam ediyorum. Şu tabanlara ben beta dedim. Beta'ya beta dediğim için şu tepeye de alfa dedim. Çünkü birebir aynı üçgenler. Devam ediyorum. Çok dikkat et şimdi dostum. Çok dikkat et. Alfa artı beta iki tane iç açının toplamı diğerinin dışı mıydı? O zaman burası alfa ise bak dikkat burası alfa ise alfa artı beta ise o zaman şu açılar da alfa artı beta olacak. O zaman alfa artı beta olacaksa ben bu açıya alfa diyebilirim. Çünkü Niye? Bakın bu adamın dışı alfa artı beta olmalı. E beta zaten burada bu adam alfaymış. Devam ediyorum arkadaşım. Bak devam ediyorum. Burada bu sorunun kritik noktası ve sorularda çok gizlenir arkadaşlar. Bakın şu şurada çift çizgili bir kenar var. Şurada da çift çizgili bir kenar var. Burada ikiz kenar var. İkiz kenar varsa çift çizgiyi gören alfaysa o zaman burada da Yine çift çizgiyi gören alfa olacak. Bakın burası da alfadır. Yine ben iki iç açının toplamı diğerinin dışıysa o zaman alfa alfa iki alfa etti mi sana? Beta eşittir iki alfa etmiş oldu. İşte bu arkadaşım. Önemli olan buydu. Bakın herhangi bir tanesini alalım. Alfa artı beta artı beta eşittir 180 dereceydi. E ben betanın iki alfa olduğunu gördüm. Alfa artı 2 alfa artı 2 alfa 180 derece 5 alfa toplarsak 5 alfa eşittir 180 derece her iki tarafı da 5'e böldüğüm anda bakın kısa hızlı 5'e bölme yöntemini ben videolarda size çok anlatmıştım alfa eşittir 0 at 2 ile çarp 36 derece olacaktır. Şimdi bize sorulan yerlerisi D A ve C işte şuradaki gizli ikiz kenarındaki Üç, ...buradaki açıyı soruyormuş. Yani alfayı soruyormuş. Biz de zaten buraya ne dedik? Hatta eşittir diyelim. 36 derece olduğunu söylemiş olalım. Çok cin bir soruydu. İki iç açının toplamı diğerinin dışıydı. O da var. Eşlik de var. Aynı zamanda da gördüğün gibi gizli ikiz kenar da var. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. İç açılar toplamı da var. Bütün her şey var soruda. Gerçekten de çeşitlendirmeye çalıştım. Bu arada soruların hepsini... ...mümkün olduğunca bütün her şeyi görün diye... Yani bir bir yönden değil de birkaç yönden soru yapmaya çalıştım. Gerçekten beğeneceğinizi umuyorum. Çünkü dediğim gibi sadece bir yönden değil birkaç yönden e, görünmesi gereken sorular yaptım. İnşallah faydalı olacaktır. Geldim bir sonraki soruya. Bunun bunda da klasik bir soru olduğunu düşünüyorum. Buradan da dediğim gibi 90'lı sorulabilir. Unutmayın oraya da bakın yine dedim ve geçtim. Şekilde verilenlere göre ABC üçgeninin çevresi en büyük tam sayı derinliğidir diyor. Bakın çevresi nedir bu arada? İlk önce onu yazalım. Çevre eşittir x 3x daha 4x 3 4 daha 7 de, 10 daha artı 17. Bakın çevrenin en çok kaç olması gerektiğini. Yani 4x artı 17'nin en çok kaç olması gerektiğini soruyor. Ben de şöyle diyorum arkadaşım. Bak bu 10 ya bunlar bilinmeyen. O zaman bilinmeyenlerde gördüğün gibi 3x artı 4 kesinlikle x artı 3'ten büyüktür. O zaman büyükten küçüğü çıkartalım. 3x artı 4 eksi x artı 3 kesinlikle 10'dan küçüktür. Toplamları da 3x artı 4 artı x artı 3 olacaktır. Bakın çıkartırsak eksiği dağıttığımızda eksi x olacağı için 2x artı 1 küçüktür 10 diyorum. Ve de düzgün yazamadım. Aslında hiç sevmediğim bir şeydir böyle yamuk yumuk yazmak. 4x artı 7'dir arkadaşım. Şimdi bakın burada iki parçaya ayırırsak. iki parçaya ayırırsak. Burayı görüyorsun ne var burada? 2x artı 1. Biri karşıya atarsam 2x küçüktür. 9 dedim. Ve bu tarafa bakarsam da, bu tarafı da maviyle yazalım. 7'yi karşıya attım. 3 küçüktür, 4x dediğim. Buradan da arkadaşım, x'leri çekersek, bakın. x küçüktür, 9 bölü 2 dedim. Buradan da arkadaşım, 3 bölü 4 küçüktür, x'ten dedim. O zaman şimdi bunları tekten yazalım. Bakın şimdi, tek bir şekilde yazalım, tek. Hemen şu lacivert kalemimle tek bir şekilde yazayım. Bakın, x o zaman nedir? x dediğim şey... 3 bölü 4'ten büyük ve 9 bölü 2'den küçüktür. Bakın gördünüz mü? X'i bulduk. Bakın gidip de burada sana en büyük değer dediği için gidip de 4,5'tan küçük en büyük olması için hocam 4 koymalıyız deme. Bak 4 koymalıyız deme. Çünkü X'e tam sayı diyor mu? Demiyor. Bak X'e tam sayı demiyor. Çevresinin en büyük tam sayı değeri diyor. O zaman hemen burada da ne yapacağım arkadaşım? Her tarafı 4 ile çarpacağım. 4 ile çarparsam 3, 3 küçüktür 4x küçüktür 18. 4 ile çarparsam ikiler sadece işte. 2 kere 9 18. Bir de 17 ekler tarafa diyor. 17 eklersem 4x artı 17 ne olmuş oldu? 35 olmuş oldu. Bakın arkadaşım görüyor musunuz? 4 deseydim buraya. 4 kere 4 16. 17 ile toplarsan 33. O zaman en büyük 33 diyecektin. Ama gördüğün gibi bak burada ne çıktı? 24 küçüktür çevre küçüktür ne çıktı 35 biraz önce dediğim gibi 30 33 derdin ama çevre o zaman neymiş en küçük 30 en büyük özür dilerim en büyük 34'müş dedim ve bu soruyu da geride bırakmış olduk. İşte bu bu gibi cinlikler yapılabilir. Yine söylüyorum açık kenar bağıntılarında ikisinin farkından küçük, büyük olacak bu kenarım toplamından da küçük olacak. Bunu gözden kaçırma. Hatta böyle iki parçaya ayırıp eşitsizlikte yapman gerekebilir. Aklında olsun. Geçtim bir başka soruya. Konu anlatımında da bu sorudan koymuştum. Yazılıda da koydum. Çünkü niye? Bakın temel orantı da var burada. Kelebek de var. Hepsi var. Hemen bakalım. ABC bir üçgen ve AB paralelmiş DF'ye. Devam. GF yani şurası K ise A, G, 3 kaymış. Arkadaşım lütfen bir kere ben maviyle çizdiğim için şunu da bir maviyle çizeyim. Yani maviyle böyle koyu çizmiş olalım. Bakın şurada bir kelebek var. Görüyor musunuz siz? Bu kelebekte K'ya 3K olduğu için hemen aynı doğru üzerindekiler orantılıydı. O zaman ne olacak arkadaşım? Şurası M ise burası 3M olacak. Burası 18 ise Burası 6 olacak. Gördünüz mü? 18 3K 3M M K 6. İşte bu. Çok önemliydi. Üçer katı olmuş oldu. Bu arada adam soruda bize burayı da 6 verdiğine göre bakın burayı da 6 vermiş adam. Çok güzel. Burayı da 6 vermiş. Bize de gidip EC'nin EG'ye oranını soruyor. Ben peki Şuraya neye dersem? Bakın buraya neye dersem? Peki üçgenim artık şöyle mi benim? Bakın şöyle bir üçgen mi geldi artık önüme? Burası 18. Burası 6. Burası buraya be, be paralel temel orantı teoreminden. Şurası 4m. Burası ne? Bakın burası 4m. Burası ne? O zaman şuranın şuraya oranı yani n'nin 4m'ye oranı eşit mi 6'nın 18 oranına 6'nın 18 oranı n'nin 4m artı n oranı özür dilerim şurayı yanlış yazmışız. 4m artı n oranı eşit mi? Eşit. O zaman çarparsak ne gelir? Bakın 6 ile çarparsam 24m artı 6 n eşittir? Oldu mu sana 18 ne? Attım karşıya 24m eşittir 12 ne? 2m eşittir n olmuş oldu. Demek ki burada ne dediğim şey aslında benim neymiş? 2M'ymiş. Bakalım doğru mu söylüyoruz? 2'ye 6 bakın 2'ye 6 yani 1'e 3 oran var. 6'ya 18 aynen de doğru söylüyoruz. O zaman ne oldu? Demek ki benim 6'ya 18 2M'ye olmuş oldu. EC'ye ne demiş olduk? Ne demiştik EC'ye? Ne EC'ye ne demiştik? O da 2M'ye eşitmiş. Bölü EG dediğim şey de M'ydi. Onu da yapmış oldum ve süper bir şekilde olayı bitirmiş oldum. İşte bu kadar arkadaşım. Yapman gereken burada kelebeği sonra da paralelliklerden dolayı o zaman ne yapman lazım? Görmen lazım. Bakın 6'ya 18 ise küçük üçgen 1, büyük üçgen 3. Ha, o zaman burası da neyse burası 3 n Yani buraya 2 n kalıyor. Oradan da yapabilirsin. M'ye 2 n 2. Bir tane M'ye pardon iki tane M'ye bir tane neye düşüyormuş diye söyleyebilirsin. Çok önemli bir benzerlik sorusuydu ve kelebekle temel orantıyı aynı soruya koymaya çalıştım. Bunu da inşallah fark etmişsindir. Geçtim. Geldim bir benzerlik sorusuna daha. Nereden anladın hocam? Bak bir üçgen varsa iki tane açı birbirinin aynısıysa ortak olan açıya da ben tek çizgi dersem zaten üçüncü açıya otomatikman çift çizgi kalmış oluyor. İşte buradan yürüyerek arkadaşım. Buradan yürüyerek. Şimdi alan, adam bana demiş ki küçük üçgen ABC üçgenin alanı 6'ymış. Bu arada onu da yazalım. Ve 3'e 5 vermiş. Tekin kar. Bakın ben burada dediğim gibi her zaman gibi. Ben böyle yaparım arkadaşım. Böyle yazarım. Şimdi tek tek yazalım bakın. Noktanın karşısı 3. Küçük üçgende. Noktanın karşısı büyük üçgende 6. Bak dikkat. Eşittir. Tek çizginin karşısı yok. Tek çizginin karşısı yok. O zaman eşitlik uzadı. Çift çizginin karşısı bakın küçük üçgenle başlamıştım. Yine küçük üçgenle baş, devam ediyorum. 5. Çift çizginin karşısı 5. Çift çizginin karşısı o zaman burası 3 artı X olacaktır. Ya da 3 artı EC. Yani EC'yi de ben ne dedim? X dedim. Bize zaten EC'nin kaç olduğunu soruyormuş. O zaman bakın 3'e 5 ise 6'ya 10'dur. X buradan 7'dir. Bunu bulmuş oldum. İstersen şöyle yapabilirsin. 6 kere 5 30. 3 kere 3 9. 3 X. O zaman ne oldu? 30'dan 9 çıkarsa 21. 3'e bölersen de 7. Oradan da yapabilirsin. Pratik olarak 3'ün 3 5 olduysa 6'da 2 katı 10 olmalıdır diyebilirsin. Bunu bulduk. Şimdi bakın. Çok dikkat edin. ABC B, C üçgeniyle bakın ABC B, C üçgeniyle kim benzer? A, D, E yani küçük üçgenle büyük üçgen benzer. Ve bunların benzerlik oranları bakın bunlar benzerlik oranlarından bahsediyorum. Benzerlik oranları burada tek nokta 3'ü görürken burada tek nokta 6'yı görüyor. Yani benzerlik oranları 1'e 2. O zaman arkadaşım bak yine söylüyorum yine söylüyorum. Alanları oranları da bakın alanları oranları da alanları oranları da karesi 1 bölü 4 olacak. Yani bunun alanı 6 ise bu büyük alan tamamı yani 24 olmalı. 24 ise bu parçaya ne düşüyor? 18 düşmüş oluyor. İşte sana yazılda benzerlikle ve alanla ilgili soru sorulabilir. Bakın benzerlik sorulursa burayı bulacaksın bir çek. Mesela şuraya adam bir şey söyleyebilir. Bu da iki kat olacak. Mesela şuraya adam ne bileyim 6 der mesela o zaman burası da 12 olacak dersin hızlıca. Ama bakın çünkü niye 1'e 2 üçgen idi? Alanlarda da 1'e 4 olacak. 6 ise tamamı 24 olacak. O zaman buraya da 18 kalmış oldu. Kaç santimetre kareymiş? 18 santimetre kareymiş. Bu arada burası kaçtı? Bakın x'i de 7 bulmuştuk. 7 santimetre alanı da 18 santimetre karedir dedik. Yine bakın iki soruyu birleştirmiş oldum. Yine aklımda güzel bir şekilde oluşmuş oldu. Şimdi arkadaşım bir sonraki soruya geçtiğimde de şunu fark ediyorum. Burada bir açı ortay var. İç açı ortay. Şu üçgeni kapatırsam bakın şu üçgeni kapatırsam şuraya hatta bayağı bir kapatalım. Heh. Kapatırsak burada bir iç açı ortay var. Tabanlar da 4'e 8. Sadeleştirirsem 1'e iki oran var. İşte 1'e iki oran varsa burası K'dır. Burası 2K'dır. Açı ortayda tabanların oranı yanların oranına eşitti. Ya da sağ tarafın oranı sol tarafın oranına eşitti. Ya da işte üstlerin oranı altların oranına eşitti. O zaman burayı hallettim. Şimdi çok dikkat etmen gereken bir şey var. Şu iki açının toplamı 90'sa. Mesela ben buraya tek çizgi dersem. Tek çizgi çift çizgi 90'sa. E, o zaman burası çift çizgi. O zaman burada tek olmalı. Çünkü niye? Bunların toplamı 180. Ha. Bir daha söylüyorum. Tek çift 90'sa iki tek iki çift, 180 olmalı. O zaman demek ki iki çift burada burası da iki tek olmalı. İşte burada da o zaman bakın şurada bir üçgen varsa şurada bir üçgen varsa BDC diye işte bu adamda dış açı ortay. Bakın dış açıyı ortalamış. O zaman referans noktam burası. Bakın yola başladım. Yanlış yola girdim. Şuraya X dersem X bölü K eşittir yola başladım. Yanlış yola girmeden doğru yolla bitirdim. X artı 12 bölü 2K. K'lar birbirini götürdü. İçler dışlar yaptım. O zaman 2 kere X 2X. Burada da X artı 12 geldi. X'i karşıya attım. X eşittir 12 olmuş oldu. Bana da AD'yi soruyordu. O zaman ne olmuş oldu arkadaşım? AD eşittir 12 birim olmuş oldu. Bunu da söylemiş olduk. Neden? Bir daha söyleyeyim. Dış açı ortay, geldin. Yanlış yola girdin. Bakın referans noktası burası. Açı ortayım. üçgenimin burası. Sınırı. Geldim. Yanlış yola girdim. Yolun tamamını bir daha geldim. Bir daha gittim ve görmüş oldum ki AD 12'ymiş. Evet. Geldik bir başka soruya. Bu soruda da bakın kenar ortay sorusu arkadaşlar. Kenar ortay sorusu olduğunu nereden anladık? Ağırlık merkezi diyor. Ağırlık merkezi deyince zaten ben ne biliyorum? kenar ortayların kesim noktası. Yani ortak noktası. Hemen bakın A burada A köşesinden çıkıp burada ağırlık merkezinden geçiyorsa bir kere buraya ikiye böldüğünü biliyorum. Bakın B'den çıkıp o zaman buradan da karşı kenarı ikiye bölmeyecek mi? Bölecek. E buradaki 6 kök 3 o zaman gidip burası 3 kök 3'e 3 kök 3 olmayacak mı? Evet. Şimdi bakın burada kritik bir noktaya geldim. Neden kritik bir noktaya geldim? O da şundan dolayı. Çok dikkat şimdi. Ben şuranın 2K olduğunu, buranın K olduğunu biliyordum. Aynı zamanda ben buranın M olduğunu, buranın da 2M olduğunu biliyorum. Ve burada bakın, burada bir tane Pisagor, burada da bir tane Pisagor var. İki tane bilinmeyen var, burada da iki tane bilinmeyen var. O zaman toplamda iki bilinmeyen iki denklem var. Bakın matematikte iki bilinmeyen iki denklem işi çözer. O zaman hemen yapalım. M'nin karesini aldım. M'nin karesini aldım. Artı 2K'nın karesini alırsam 4K kare eder. Eşittir 3 kök 3'ün karesi. 3 kök 3 karesi. 3'ün karesi 9. Kök 3'ün karesi 3 olduğu için 27 etti. Bu tarafa geldiğimde hemen 2M'nin karesini aldım. 4M kare artı 2K'nın karesini aldım. 4K kare eşittir. 6'nın karesini aldım. 36. Bakın şimdi dikkat edin. Yukarıyı eksiyle çarparsam. Yukarıyı eksiyle çarparsam. Eksi m kare artı 4 m. Bakın burayı toplayalım. 6 4 m kare etti mi sana 3 m kare. Eksi 4 m kare 4 m kare çıktı. Sıfır etti. Eksi 27 artı 36'dan 9 etmiş oldu. Her iki tarafı 3'e bölersem o zaman ne gelmiş olur? M kare eşittir 3 gelmiş olur. Buradan da ben M eşittir 3 olduğunu biliyorum. Bakın M'nin köküç olduğunu biliyorum. Özür dilerim. M'nin köküç olduğunu buldum. Dikkat şimdi. M'yi kök bulduysak hemen şurada bir Pisagor daha. Bir daha tekrar edelim şu Pisagor'u. Bana çünkü neyi soruyordu arkadaşlar? M'yi kök buldum. K'yı da bulmam lazım. bc'yi soruyordu. Şu ikisini bulacağım. Buradan buraya geçeceğim. Hemen bakın şimdi. Ne yapacağız? Hemen şuradan neyi bulalım? Ne dedik? Kök bulduk. Şimdi K'yı bulalım. Ne dedik? 4 M kare artı bu taraftan yapacaktı. Bunu yaptık. Fark eden bir şey yok. Buradan çekmiş olduk. 4 m kare artı 4 k kare eşittir 36 idi. Hemen m'nin kök 3 olduğunu ve 2 ile karesini alırsam 3 olduğunu 4 kere 3 12 olduğunu biliyorum. Buranın 4 k kare kaldığını ve buranın 36 olduğunu biliyorum. Attım karşıya 4 k kare eşittir 24. Her iki tarafı 4'e bölersem de k kare eşittir 6. K'nın da ne olduğunu bulmuş olduk. Kök 6 olduğunu bulmuş olduk. Şimdi devam edelim. İşte ne bulduk? K'yı ve M'yi bulduk. Şimdi bana burada sorulan soru BC'ydi. Ben şu BD'yi bulursam zaten ikisi birbirine eşit olduğunu bulurum. O zaman 2M'nin karesi. 2M dediğimiz şey ne? 2 köküçün karesi artı K'nın karesi kök altının karesi eşittir şuraya X dersem. X'in karesi. Buradan da 2'nin karesi 4. Köküçün karesi 3. Kök altının karesi 6. X kareyi de bulmuş oldum. O zaman 18 eşittir. X kare ise her iki tarafı kökü alırsam da X'i kök 18 bulmuş oldum. O zaman burada BC'de 2X'ti. 2X eşittir. Kök 18 bu arada 3 kök 2 olduğunu biliyorum. O zaman 2, 2 ile de çarparsam 6 kök 2 santimetredir demiş oldum. Şurayı da düzgün yazayım. 6 kök 2 olduğunu söylemiş oldum. Çok güzel bir soruydu. Hem ne yaptım? Yine Pisagor'u kullandırdım hem de sana ikiye bir oranlarını ve kenar ortayı ağırlık merkezini öğretmiş olduğumu düşünüyorum. Ve bu güzel soruyu da geride bıraktık ve soruyu geçmiş olduk. Geldik bir başka soruya. Yine çok güzel bir soru arkadaşlar. Soruya baktığımda 90 var, 6 var, 8 var. Bir kere daha soruya baştan daldım. 5-5 olduğunu buldum. Muhteşem üçlü ne diyordu bana? 90'dan kenar orta inerse o parçaları eşit diyordu. Ama hocam burada parça yok. Fark etmez. 90 var. Bu ikisi eşitse bu da vardı. Bu ikisi eşitse bu da vardı. Bu ikisi eşitse bu da vardı. O zaman burasının 5 olduğunu biliyorum. Hemen soruda şuraya bakıyorum. Ben buraya AC'yi e, sorduğu için ben AC'ye e, x diyeyim. O zaman buraya x dersem, buraya y dersem bakın soru muhteşem üçlü soruyor. Aynı zamanda yine bir Pisagor sorusu. Dediğim gibi öğretmenlerimiz Pisagor soracağını düşündüğümüz için Hemen çok dikkat edin buraya. Bakın burada ne var arkadaşım? Büyük üçgene bakarsan şurada bir büyük üçgen var. Hipotenüsü 8 olan bir kenarı dik kenarı y. Diğeri de x artı 5 olan bir üçgen var. Hemen yazalım. x artı 5'in karesi artı y'nin karesi eşittir. Ne olacak? 8'in karesi olacak. Bir de şurada küçük üçgen var gördüğünüz gibi. Orada da ne var? x'in karesi. Artı y'nin karesi eşittir. 5'in karesi var. Şöyle 5'in karesi var. Şunu düzgün yazalım. Heh. Burada toparlarsak birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi var. 25. Hemen y kare yazdım. Burada 64'üm var. Burada da ne var arkadaşım? x artı y kare eşittir. 25 var. Taraf tarafa çıkarma yaptığımda x kareler y kareler birbirini götürür. O zaman burada 10x artı 25 var. Burada da ne kalmış oldu? 25 çıktığında 39 kalmış oldu. Attım karşıya 10x eşittir 14 olduğuna göre her tarafı 10'a bölersek de x'imizi 1,4 olarak bulmuş olacağız. 1,4 birimmiş diyorum. Ve çok güzel bir şekilde bu soruyu da çözmüş olduk. Muhteşem üçlü ve dik üçgeni kullanmış olduk. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda hocam benzerlikte eşlikte yapabilir miyiz? Evet buradan çekip Öklit'ten de arkadaşım bu iki üçgenin şurayı ve burayı bilirsin ve buradan da buranın x buranın y olduğundan dolayı yine x'i eşlikten dolayı bilirsin çünkü 90'ların karşısı 5 olduğundan bulabilirsin ama bu biraz daha zor bir işlem. Bu daha kolay bir şey olduğunu söyledik ve bu yöntemi de söylemiş olalım. Çünkü bazı arkadaşlar yorumlara yazıyorlar. Biz de ikisini birden söylemiş olalım. Geldik bir başka sorumuza. Şimdi arkadaşlar bu soruda da Bakın 60 vermiş. Büyük üçgene dikkat. Bakın büyük üçgene dikkat. Büyük üçgene dikkat. Büyük üçgende ben ne görüyorum? 90 var 60 var. Buranın da 30 olduğunu görüyorum. E 90'ın karşısı 18 ise 30'un karşısı bir kere 9 olacak. E DB 3'müş. Bu arada 4 vermiş. 18 tamam her şey var. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşım? 6 kaldı mı? Çünkü 90'ın karşısı 18 ise 30'un karşısı 9 olmalı. Buraya 6 kaldı. Bakın Yine bir 30 60 90 üçgeni öğrettik mi hatırlattık mı hatırlattık. Peki şurada bir öklit var mı? Çok dikkat. Şu üçgende bir öklit var mı? 90'dan 90 inerse öklitti. Neydi? Sağ kenarımın karesi sağ parça çarpı tamamıydı. 4 artı x'ti arkadaşım. O zaman buraya bakıyorum. 36 eşittir. 4 çarpı 4 artı x dedim. Her tarafı 4'e böldüm. 9 eşittir. 4 artı x dedim. Attım x'i karşıya. Daha doğrusu attım 4'ü karşıya. x'imin 5 olduğunu buldum. Yani ef uzunluğuna x demiştim. O zaman 5 birim olarak da bu soruyu çözdüm. Yine bakın farklı farklı sorularda farklı farklı şekillerde soruyu çözmüş olduk arkadaşım. Hemen bir sonraki soruma geçiyorum ve sonrasında alan sorumla bitireceğim. Hemen arkadaşlar yine söylüyorum yine söylüyorum. Bu birimleri bilmeniz lazım. Mesela sinüs 45'in Kök 2 bölü 2 olduğunu Kos 45'in de Keza yine kök 2 bölü 2 olduğunu Bilmeniz lazım Ayrıyeten tanjant 30'un Tanjant 30'un bakın Dik üçgeni çizdiğinizde 30'un karşısı 1'di O zaman 1 bölü kök 3 olduğunu Ve kotanjant 30'un da Kök 3 olduğunu bilmeniz lazım E burada görünmez bir 1 yok mu arkadaşım Var paydaları eşitlersek Şunu 1 ile şunu kök 3 ile çarparsak o zaman şöyle bir şey oldu mu? Burada paydalar eşit zaten. Kök 2 kök 2. 2 kök 2 bölü 2 bölü. Aşağıda da 1 artı 1 artı kök 3 kere kök 3. Direkt 3 yazalım. 3 bölü kök 3 yazmış olduk. Şimdi bunları ters çevirip çarpacağım için şunlar sadeleşti. Işte. Kök 2 bölü 1 ters çevirdim. Kök 3 bölü 4'ten dolayı o zaman bunun cevabı ne olmuş oldu? Kök 6 bölü 4 olmuş oldu. Bakın arkadaşlar, size değer sorabilirler. Haberiniz olsun. Değer sorabilirler. Aklınızda olsun. Nasıl bu değerleri bildiğini bilip bilmediğini sorgularlar. Aklımda olsun. Ya da birim çemberde 120 derecelik açının koordinatı nedir diye sorarlarsa da bakın hemen burası 90 derece. 120 derece şuraya denk gelir arkadaşım. Bakın buraya denk gelir. Şurada bir 30 derecelik açı yapar. E o zaman sen ne biliyorsun? Şuranın 1 olduğunu Hipotenüsün 1 olduğunu fark etmez Şuradaki açının da 60 olduğunu biliyorsun Bakın 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı Şurası 1 bölü 2'dir e, 60'ın karşısı da Kök 3 bölü 2'dir Arkadaşım o zaman şurada bir Üçgen çıktı bakın yine göstereyim o üçgeni Çok dikkat şimdi Burası 60 olan Burası 30 olan Şu üçgenden bahsediyorum E bura 90'dı Eh, benim yarı çapım 1 olduğu için birim çemberde o zaman 30'un karşısı 1 bölü 2'dir 60'ın karşısı kök 3 bölü 2'dir dedim ve burayı bitirdim ama koordinatını soruyor arkadaşlar dikkat buranın koordinatı da x'e y olduğunu biliyorum bakın yatay ve dikey olduğunu biliyorum o yüzden çok dikkat edin şimdi buranın p dersem bu noktaya o zaman x'i eksilerde bakın x'im eksilerde y dediğim şeyde artılarda yani yüksekliğimde artılarda olduğu için bana koordinat düzlemi üzerinde de yine nokta sorabilir hocam dediğim ve artık son soruma geçtim. Bakın iki türlü soru yaptım size yine. Bu, bu arada şekil de sorabilirler. Böyle karelerin içinde de bir şey sorabilirler. Öğretmenlerimiz şöyle parça parça şekil sorabilir. Şöyle bir şey çeker. Sen bu açıyı sorarsana bu açıyı kaydırıp sen Paralelliklerden dolayı, yöndeşliklerden dolayı yine büyük bir dik üçgene çekmen lazım diye aklında olması gerektiğini söyledim. Son soruma geldim artık. Son sorumda ne arkadaşım? Bir alan sorusu ve alan sorusundan sonra da ve olayı bitireceğiz artık. Hemen yapalım arkadaşlar. Bakın ne diyor bize? DE paralel BC diyor öncelikle. Sonrasında da 90 dereceyi vermiş. Şöyle derecesini de koyalım. Bu arada DF'ye K demiş. Ve de DC'yi de bakın DC'nin tamamına da 3K demiş. O zaman burası 2K'dır. Bakın DC'nin tamamına 3K dedik. Buraya K dedik. Buraya 3K dedik. Hemen devam edelim. Bize de şu an bunu soruyor. Yalnız dikkatinizi çekerim. Bunlar paralel olduğu için ilk önce tepeden dolayı tabanlara bakarsan bakın burası S'dir. Burası 3 S, 2 S'dir. Çünkü tabanım K'ya 2 K 2K ise bunu buldum. O zaman bakın şimdi şurada şöyle bir şekil var. Ve burası 3S ise bakın tabanlarımı sabit tutmak şartıyla paraleller arasında ben geçiş yaparsam burası da 3 Yani demek istediğim şuradan şunu çektiğimde bu alan da 3 E bu alan 3S ise yüksekliği 2 bakın buranın yüksekliği 2 tabanı 6. O zaman 3S dediğim alan 2 çarpı 6 bölü 2'den dolayı 3S dediğim alan ne çıktı? 6 çıkmış oldu. S buradan ne gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. S dediğim şey 2 ise arkadaşım. S dediğim şey 2 ise. Bize de zaten DF'nin alanı soruyordu. O da S eşittir 2'dir dedim. Ve bu güzel soruyu da bitirdim. Yine paralellik alan. Yine geniş açıyla da yaptık. Ne yaptık buradan da? Alan sorusunu bulmuş olduk. Arkadaşlar ödüllü sorumda yine bir yazılı sorusu kıvamında. Ama tekrar ediyorum. Bakın yazılı notlarını alın. ...otobüste yanınıza... Yan, ...yanınıza alın yani. Yanınıza alın. dedim ya kantinde toz sırası beklerken... ...arkadaşını kafede beklerken... ...otobüste giderken, metroda giderken... ...bütün derslerde sana yardımcı olacaktır. Son bir şey daha söyleyeyim. Bakın Dinamo kitabımızda, Soru Bankamızda da... ...arkadaşlar dördüncü ünitenin sonunda... ...bakın dördüncü ünitenin sonunda... ...bunu daha önceki yazılılarda söylemiştik ama tekrar edelim. Dördüncü ünitenin sonunda arkadaşım... ...tekrar testlerinde geçince... Bakın burada yazılı simülasyonu var. Sayfa 286'da ve 287'de yazılı simülasyonumuz var arkadaşlar. Toplam 12 sorudan oluşuyor. Mesela şu dördüncü soruyu yine söylüyorum. Ben yapmadım ama mesela çok güzel bir yazılı sorusu olabilir. Veyahut da doğruda açı, üçgende açı ile ilgili şu soru yine sorulabilir. Aklınızda olsun. Gerçekten de burada da farklı 12 soru var. Benim yaptıklarımdan farklı. Yine bunlar da yazılı sorusu olabilir. Bu arada ödevlendirmeleri de yaptığımızda zaten bundan öncekileri de yaptığınızı düşünüyorum. Arkadaşlar yazılı provamız bitmiş oldu. Ve süper bir şekilde nokta koyduk. 10 tane soru yaptık. Ve 11. soruyu da sana emanet ettim. İşte yazılı senin artık ve yazılı da başarılar diliyorum. İnşallah 100 alırsınız. İnşallah yüksek not alırsınız. İnşallah beklediğiniz notları daha fazlasını alırsınız diyorum. Ve sözü fazla uzatmıyorum. Dediğim gibi Dinamo kitabımızdan ve iki yazılı notlarınızdan tekrarlarınızı yaptığınızda zaten kesinlikle yüksek not alacağınızı düşünüyorum. Ve artık sözü uzatmadan işte karşında ödülü soru. Ödülü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Ve bu soruyu da yorumlardan paylaşın, anlaşın. Çünkü yazılı çıkabilir dedim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.